Welcome to the northern state of Cyprus, called the Turkish Republic of Northern Cyprus. I asked the president of this area how it is to be a president of a state which is only recognized by Turkey, not by the rest of the world. Şimdi tabii sadece bir ülkenin ülkemizi ve dolayısıyla beni Cumhurbaşkanı olarak tanıması tabii ki üzücü, biraz da hayal kırıcı oluyor. It is of course unfortunate that only one country recognizes us. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devletini kurarken Türkiye'nin dışında başka ülkelerinde tanıyacağına inanmıştık. When we established the Turkish Republic of Northern Cyprus, we believed that other countries would also recognize us. Ama biliyorsunuz bağımsızlık bildirimizde bir cümle ilave ederek federal bir cumhuriyet kurulması için de müzakerelere hazır olduğumuzu ifade etmiştik. However, when we established the Republic, we made it known in our Declaration of Independence that we left the door open to the federal settlement. Tabii böyle bir ifadede bulunması bazı ülkeleri tanıma istese bile müzakereleri engelleyeceğiz düşüncesiyle tanımaktan vazgeçtiklerini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tanımaması yönündeki karar da bizim tanımamamıza neden olmuştur. But you have had several resolutions by the UN. Nothing really has happened to the island. What are your hopes? How do you define your hopes for the future when UN resolutions, EU efforts, many efforts to solve the problems have failed? Tabii her geçen gün bir anlaşma olacağına yönelik inancımız, özellikle Rum tarafından masadaki tutumu, davranışı nedeniyle azalmaktadır. With every passing day, our hopes for a settlement, especially when you take into consideration the behavior of the Greek Cypriot side at the negotiating table, is diminishing. Tabii Birleşmiş Milletler'in bu gerçeği görmesi, özellikle Güvenlik Konseyi üyelerinin, Rumların bizi müzakere masasında tutmaktan başka bir niyetleri olmadığı gerçeğini görmesi ve ona göre bir tavır alması, Genel Sekreterin yetkilerini ona göre yönlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. It is important that the Secretary General, members of the international community, see that the Greek Cypriot side is not in a mood to settle our problems. And take a position in accordance with this reality. Do you think that the present situation concerning oil, natural gas around the island of Cyprus might help in finding a solution by some kind of pressure where you have to have a common standpoint? Ben doğal gazın müzakere masasında Rumları anlaşmaya yönlendireceğine inanmamıştım başından beri. From the beginning, I had not believed that this hydrocarbons, gas and oil issue would motivate the Greek Cypriot side in the direction of a settlement. Doğal gaz çıkacak, çıkması muhtemel doğal gazın güneyin ekonomisini güçlendireceğini ve bu arada milliyetçi duyguların daha da artacağını ve bizimle anlaşma yolunda samimi davranışa girmeyeceklerini başından beri düşünmüş ve seslendirmiş bir kişiyim. I'm someone who has from the beginning realized and also pronounced the fact that the hydrocarbons fines would strengthen the Greek Cypriot economy, but at the same time it would also strengthen their nationalistic views in the south. And would not help the efforts for a settlement. Çünkü çıkması muhtemel bu doğalgaz hem Amerika'nın iştahını kabartmış stratejik dostumdur diyebilmişlerdi güneye. Bir de tabii ki Türkiye'nin Orta Doğu'da bozulan dostluklarını istismar eden Rum tarafına işte Mısır, İsrail işbirliğine girmesi, şimdi Lübnan'la işbirliğine girmeye gayret ediyor. Bütün bunlar Rum'un uzlaşma nedenlerinin yani
gazın çıkması için Türkiye ile Türklerle anlaşma mecburiyetini ortadan kaldıran davranışlardır ve müzakere masasında gördüğünüz gibi ani bir hareketle kalkabiliyorlar ve ön koşullar karşımıza çıkarabiliyorlar. This led the United States to declare the South their strategic partner. There have been agreements signed between the Greek Cypriot administration and countries in the region like Egypt, like Israel, like Lebanon, and other countries forming alliances. And because of this, of course, their motivation to find a settlement has gone down. What is the ideal? As you can also see, the Greek Cypriots finally left the table. What is your ideal solution to the Cyprus problem? Tabii ki iki bölgede iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu görüşüyoruz. We are talking about a bicommunal, bizonal federation based on political equality. Tabii sadece bu kelimeler bir anlaşma için yetmez. These words are not alone sufficient to make an agreement. Yani bunları bizim içimizde de bu kelimeleri bizim içimizde de istismar edenler var. There are people among us also who misrepresent these terms. Mühim olan bunların altı nasıl doğacak? Toprakta ne istiyorlar? Mülkiyette ne istiyorlar? Avrupa Birliği konusunda yönetime güç paylaşımında ne istiyorlar? Onları müzakere masasına koyduğu kağıtlara göre değerlendirdiği zaman bir anlaşmanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. You have to give substance to these terms, what they mean in terms of governance and power sharing, in terms of territory, in terms of the different aspects of a settlement. And when you put these together, then you see how difficult it is to forge a settlement. What is your ideal solution to the Cyprus problem? Tabii ki iki bölgede iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu görüşüyoruz. We are talking about a bicommunal, bizonal federation based on political equality. Tabii sadece bu kelimeler bir anlaşma için yetmez. These words are not alone sufficient to make an agreement. Yani bunları bizim içimizde de bu kelimeleri bizim içimizde de istismar edenler var. There are people among us also who misrepresent these terms. Mühim olan bunların altı nasıl doğacak? Toprakta ne istiyorlar? Mülkiyette ne istiyorlar? Avrupa Birliği konusunda yönetime güç paylaşımında ne istiyorlar? Onları müzakere masasına koyduğu kağıtlara göre değerlendirdiği zaman bir anlaşmanın ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor. You have to give substance to these terms, what they mean in terms of governance and power sharing, in terms of territory, in terms of the different aspects of a settlement. And when you put these together, then you see how difficult it is to forge a settlement. Are you satisfied with the efforts done by the European Union, by the Council of Europe? Hiç memnun değilim. I'm not happy at all. Ve kendi üyelerini korur pozisyondadırlar. They are in a position of protecting their own members. Hatta Rum tarafı Avrupa Birliği yetkililerden birisinin müzakere masasına oturmasını talep etmiştir ve Sayın Füle de Kıbrıs'a geldiği zaman bu konuda beni çok zorlamaya çalışmıştır. Ve ben kendisinden o bana niye kabul etmiyorsun dediği zaman gerçek olan şu ki Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği taraftır. Ama ben sen niye bu kadar baskı yapıyorsun onu anlamadım. Dediğim zaman bozulmuş, kızarmıştı. Onun için ben Avrupa Birliği'ne bu konuda güvenmek istememiş olmama rağmen taraf olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. In fact, the Greek Cypriot side has tried to inject a member of the European Union at the negotiating table. And of course, we objected to this. Mr. Füle, when he was visiting us here, he put some pressure on me in order to accept the inclusion of a representative of the European Union at the negotiating table. I said to him that the European Union is a party, so it cannot be represented at the table in addition to a Greek Cypriot. He asked me why I was objecting, and I said, I do not understand why you're insisting
that someone who cannot be impartial should be at the table. Avrupa Birliği Kıbrıs konusunun çözümünde yardımcı olmak isterse ilk yapması gereken üzerimizde uygulanan ambargoların, izolasyonların kaldırılmasıdır. If the European Union wants to have a settlement, the first thing that it should do is to lift the isolation and the embargoes on the Turkish Cypriots. The final question. You are a member of the European Union due to the fact that it was the entire island who became member of the Union. How do you feel not being recognized as a part of the European Union, not having your language, even Gaelic is accepted as a language, official language, not having Turkish accepted as an official language within the European Union? Şimdi aslında sorunu çözülmemiş, bölünmüş bir ülkenin Avrupa Birliği'ne alınması, Avrupa Birliği'nin bana göre yaptığı tarihi bir hatadır. Ve Kıbrıs Rumlarının uzlaşmazlığının 1990'dan sonra daha da artarak devam etmesinin nedenlerinden bir tanesidir. I believe that admitting a divided country like Cyprus into the European Union was a historic mistake, and it only served to increase the intransigence of the Greek Cypriot side, particularly since 1990. Tabii Kıbrıs Avrupa Birliği'ne alınmıştır. Yalnız kuzeyde Avrupa Birliği'nin, daha sonra Rumların yetkisi olmadığı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Yani Kıbrıs toprağını Avrupa Birliği'ne almıştır ama kuzeyde Kıbrıs Cumhuriyeti dediği Güney Kıbrıs Rum yönetiminin etkisi olmadığını da ifade etmiştir. Halbuki Kıbrıs'ın tümünü Avrupa Birliği'ne alacaksa, bütün toprağı alacaksaydı o zaman Kıbrıs'la bir anlaşma olmasını beklemesi ve bir anlaşma olduktan sonra alması gerekirdi. Dolayısıyla biz kendimizi Avrupalı görüyoruz. Siz de biliyorsunuz ki Kıbrıs Türkleri Rumlardan daha Avrupalıdır. Ama kendimizi Avrupa Birliği dışında hissetmenin de tabii ki bir sıkıntısı oluyor. We feel ourselves European, as you know. In fact, we are more European than the Greek Cypriots. So it is really for us disheartening to be considered to be within the European Union, but not really being part of the European Union. The acquis communautaire, as you know, has been suspended in the north. And although the European Union has admitted the Greek Cypriot side, they also said that the north is not within the European Union. And as far as I am concerned, the European Union should have waited until the settlement of the Cyprus problem before admitting Cyprus or the Greek Cypriots into the Union. Avrupa Birliği gibi medeni, demokratik ülkeler topluluğunun bize ambargo uygulaması bize çok acı geliyor. It is really very bitter, a bitter reality for us that a union that champions human rights and freedoms is treating us under putting us under embargoes and in isolation. Being the only thank you. Being the only part which in my opinion is innocent but punished, I wish you luck. Yes, we are. Thank you very much. Thank you.